Merhaba sevgili dostlarım. Gün içinde yılbaşı ile ilgili bir etkinlik daha açıklandı. Site üzerinde bir etkinlik bu. Yılbaşı yoklama ava etkinliği. Bundan size kısaca bahsedeceğim şimdi. Sitenin linkini de yorum bölümüne sabitlerim. Şimdi arkadaşlar bu normal görev eşyaları ile ilgili sorular sormuşsunuz. Yılbaşı ile ilgili gelen. Bir de şuraya yeni yıl eşya takası gelmiş. Bunu anlamayanlar olmuş. Şimdi arkadaşlar bu takas için hiç acele etmeyin. Bu 30 günlük bir etkinlik. Siz sürekli birikiminizi yapın. Aklınıza yatanları takas edersiniz. Geriye kalanı da açarsınız. Zaten açılabilir görev eşyaları. Elinizde kalma gibi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki burada 50 milli piyango biletine bir tane vermiş. Burada niye 70 milli piyango biletine bir tane veriyor? Niye iki tane değil demiş. Yani etkinlikte bir sorun olduğunu düşünmüş. Fakat buranın mantığı şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz takaslar limitli arkadaşlar. Burada mesela 50 tane milli piyango biletine bir tane alabiliyorsunuz ve bir kere takas edebiliyorsunuz. İkinci takası yapamıyorsunuz. Eğer bir tane daha tombala almak istiyorsan diyor, 70 tane daha isterim senden diyor. Aynı şekilde bu da şunda iki tane koymuş mesela. Sınırlı olduğu için şeyden düşünün arkadaşlar. Nasıl anlatayım size? Bizim görev eşyalarımız vardı. Hani şurada var ya. Mesela 20 tane papağana 18 tane kedi veriyor. 20 tane papağana 10 tane veriyor. Yani bu mantıkla gelmiş bir etkinlik. Etkinlikte herhangi bir sorun yok. Burası için acele etmeyin dediğim gibi. Birikimlerinizi yapın, daha sonra takasları gerçekleştirip hangisini almak istiyorsanız onu alırsınız. Buradaki takaslarda cazip şeyler var açıkçası. Gelelim yılbaşı yoklama ava etkinliğine arkadaşlar. Bu etkinlik Çarşamba günü başlıyor. Yani yarın başlayacak. Umarım videoyu bugünden yayınlayabilirim, yetiştirebilirsem. Şimdi içerik için bir giriş yapalım. Bu kısımda arkadaşlar her gün siteye girerek o günün yoklamasını alacaksınız. 15 günlük bir periyodu var. 15 günlük yoklama alacaksınız. Şurada paylaş kısmı var. Buradan da Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Onun için ekstra ödülü var bildiğim kadarıyla. Ayrıca ödeme yaparak iki kez zar atma sayısı kazanırlar diyor. Ödüllerinize şuradan bakacaksınız. Yine kod sistemi olacak arkadaşlar. Sıcak etkinlikten kodu girdiğinizde ödülü alacaksınız. Şunlar ödeme ile ilgili ödüller. Monopoli etkinliği arkadaşlar bu zarla ilgili günlük bir zar hakkı verecek sanırım şurada. Ödeme yapanlara iki katı diyor. Şuradaki eşyaların içinde işe yarayacak pek bir şey yok. Yüksek seviyeli karakterler için. Buranın ödüllerine de şu kısımdan bakacaksınız. Yine kod sistemi.
Bu geçişlere göre de ayrı ödülleri olacak. Şurada gösteriyor. Geçiş 1 paketi, geçiş 2, geçiş 3. Şurada koruma paketi, beceri hazinesi var sanırım yeni koruma ruhları için. Bunlar bu şekilde. Burada üzücü olan şu arkadaşlar, bu etkinlikten sadece 75, pardon, 70 level ve üzeri oyuncular yararlanabilecek. Alan çarları bu etkinlikten faydalanamayacak maalesef. Zar atma sayısı 3 Ocak 2018'de sona erecek, zamanında kullanın diyor. Onun dışında ekstra bir bilgi verilmemiş. Şimdi arkadaşlar, bir de şurada Global Oyun Kralı var. Buna da bakalım. Burada bizimki şu Türkiye. Desidero ilk sırada, savaş gücüne göre sıralanmış. Bunlara oy vereceksin arkadaşlar. Şöyle düşünün, bu tüm sunucular için düşündüğümüzde şu anda İspanya sanırım şunlar. Evet. Buradaki oyunculara günlük oy kullanacaksınız arkadaşlar. Buna ne diyorlar? Bakalım. Tezahürat oyu. Şu içeriği okursunuz siz. Burada arkadaşlar, aslında bizim yapmamız gereken şu. Bizden kimler var bir bakalım. Bizim Türkiye serverından. Desidero var. Aras1 var. Last Word 72 var. Bizden 3 kişi var burada arkadaşlar. Bunları oylarınızla yukarı seviyeye taşıyacaksınız. Bildiğim kadarıyla bu bir yarışma. Birini birinci yapmaya çalışacaksınız. Burada mantıklı olan ya Desidero'ya yüklenmemiz lazım. Biz Türk server oyuncular olarak, ya da Aras1'e. Burada tabii ki sıralamada en şanslı Desidero gözüküyor. Şahsen burada Desidero'ya oy kullanmak daha mantıklı gibi geldi bana. Tabi tercih sizin, ben yönlendirmek istemem. Şimdi ben şuna oy attım dediğim zaman ben yanlış anlaşılırım arkadaşlar. Yani mantıken biz Türkler olarak 7. sırada olduğu için Desidero, ona yüklenirsek onun şansı daha çok diğerlerine göre. Tabi yine de sizin kişisel düşüncenizdir. Hangisini desteklerseniz. Ben Last Word'u da tanımam, Aras1'i de tanımam, Lestero'yu da tanımam. Onlar da beni tanımaz zaten. Ben kendi mantığımdan anlattım arkadaşlar. Dilediğinize oyunu da kullanabilirsiniz. Gidin isterseniz İspanya'yı temsil edenlerden birini verin. O sizin kendi kişisel düşüncenizdir. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Yeni etkinlikler açıklandıkça yine video çekeriz. Şimdilik herkese iyi oyunlar.